ben Peçoğlu var. Bugün sizlerle yılın en büyük, en önemli son ajandasını yapacağız. Gördüğünüz gibi ortopları çıkardım masaya, altın varaklar havada uçuşacak. Bayağı böyle değişik bir tasarım yapmaya çalıştım bugün. Göreceksiniz böyle yılın hani kapanışını iyi yapalım diye bir kastım yani. Neyse, öncelikle eksik sayfamız tasarımıyla başlayalım. Şu saman kağıtlarımdan kullanacağım gene. Son aylarda bunları taktım biliyorsunuz. Bunu böyle eşit olacak, yani yaklaşık olarak eşit olacak şekilde 6 tane parçaya böyle katlıyorum. Bir içe dışa, içe dışa şeklinde. Yani en sonunda böyle açtığınızda akordeon gibi görünecek şu şekilde. Bunu şimdi bu sayfaya yapıştıracağım. Ama yapıştırmadan önce tasarımını yapmak istiyorum. Tasarımına da öncelikle şu altın poster color diye geçiyor. Ben bunu Malezya'dayken almıştım. Böyle bayağı aslında akrilik tadında. Parlaklığı çok canlı böyle. Parlaklığı çok canlı. Bayağı parlak böyle etkili bir altınlığı olduğu için gözü doldursun, şık görünsün, pahalı görünsün, ağırlığı olsun diye bununla başlıyorum. Buna böyle birkaç yer vardı işte. Birkaç böyle pencereden kısa ışık gibi hava versin diye altın olacak yerleri koyuyorum. Daha sonradan üstüne şu beyaz kalemimle ki önerir miyim, önermez miyim bilmiyorum. Çünkü beni çıldırttı, sürekli ucu tıkandı. Ama beyazlı aşırı böyle baskın, vayağı yo dostum ben geldim, mekanın sahibi geldi havasında bir beyazlı olduğu için bunu kullanıyorum. Bunun yerine siz Posca kaleminiz varsa Posca'yı kullanabilirsiniz. Onda beyazlı çünkü bayağı güzel. Benim elimde vallahi kısıtlı şartlarda bunu buldum. Diğer bütün beyazlı kalemlerim kurumuş bu arada. Kullanmaya artık buradaki minik mesajı kendime gönderiyorum. Bunun da böyle ev şekilleri çizeceğim. Gelelim temadan bahsedelim birazcık. Şimdi şöyle bir şey var. Size Instagram'dan sordum ne istersiniz, yılı nasıl kapatalım diye. Ne kadar dinlemeyecek olsam da soruyorum. Böyle de bilinçli bir insanım. Yok da dinledim. İçlerinde çok güzel böyle önerilerle falan gelmiştiniz zaten. Şeydi böyle kafamı karıştırdı. Ya şunu mu yapsam, bunu mu yapsam öyle böyle falan derken genel olarak şey çok vardı. Hani altın kullan Tuğçe'cim, altın günü yapmaz oldun. Çok bozdun kendine, sen hiç böyle değildin falan diye. Altın olsun, yaldız olsun, yılbaşı teması olsun, klasik iyidir, klasiklerden gidelim falan diye böyle mesajlar gördüm. Benim de gönlüm açıkçası birazcık klasiklerden yanaydı. Böyle hani Noel havası da taşısın istiyordum neticede. Benim yaşadığım yer Brezilya'da yaşıyorum şu anda. Burada böyle Noel ışıkları her tarafta. Onun etkisinde de kalıyorum böyle, gözümü dolduruyor. Şirin şirin görünüyorlar gözümü. Öyle bir etkisi de olsun, böyle yaldızlı yıldızlı olsun, böyle şık görünsün, altın olsun falan istiyordum. Onun için böyle Noel esintisi taşıyan bir tasarımla karşınızdayım. Şimdi şöyle olacak. Belki biliyorsunuzdur, geçen sene bir Fransa'da şey vlog paylaşmıştım. Orada bahsetmiştim böyle, izleyenleriniz varsa anlar şimdi neden bahsettiğimi. Christmas calendar diye bir şey var böyle. Noel takvimi diye geçiyor. Noel'e kadar her gün böyle bir tane kutu oluyor. İçinde çikolata oluyor, minik hediyeler oluyor falan. Çocuklar için böyle Noel'e geri sayım gibi işte. Aralığın başına başlıyorlar. Sonra her gün bir tane kutu açıyor. İçinden minik hediyeler çıkıyor. Christmas'a kadar bunu böyle, işte Noel'e kadar bunu böyle sayarak ilerliyorlar. Hatta bana görümcem böyle çikolatalı vermişti. Beni şişman, çarşıma falan çemkirmişti. Ben hepsini tabii ki de bir günde yemiştim. O kutuların için hiç öyle bir mantığım olmadığı için. Aa çikolata mı, ne bekleyeceğim? Yani çok falan diye gömçürmüştüm hepsini. O zaman da böyle evde yapılan şey de var bunun. Şu anki yaptığım tasarıma benzeri böyle kartonların üstüne insanlar çiziyor. Hatta böyle pencereleri kesiyorlar falan. Arkasına mum ya da ışık koyuyorlar. Böyle güzel bir dekorasyon falan da oluyor. Ya da bunlardan böyle kutular yapıyorlar. İlaç kutusu gibi düşündüm ama bu ev şekline dönüştürülmüş. İçlerinde de minik hediyeler oluyor. Böyle birçok çeşidi var aslında. Bir de üstüne bunun şey var. Asıl bu tasarımın üstüne yapıldığı gingerbread diye geçen bir tane işte şeyleri var. Böyle kukleri var. Hatta bir arkadaşım da yapmıştı. Kanalda o da var. Kanalda ne çok şey varmış onu fark ettim şu anda. Tabii videonun numarası 133, yani bayağı da bir şey yüklemişim yine. Neyse. Böyle şey yapıyorlar işte, kurabiyeler yapıyorlar. Ev şeklinde böyle kesilmiş oluyor. Onu 3 boyutlu bir eve dönüştürüp üstüne böyle krema ile falan bu şekilde desenler yapıyorlar. Ve böyle Christmas masalarını falan süslüyor. İnanılmaz güzel. Ben de kafasını ısırır yerim tabii ki de böyle ama alıp sakla bütün yıl yani. Öyle güzeller. Aynı benim şu an yaptığım çizimi insanlar düşün, pasta, kurabiye, kek şeklinde falan yapıyorlar. Neyse ben de öyle bir şey yapayım dedim. Çünkü görsel olarak çok güzel. Renk olarak çok hitap ediyor. Yeni yılı, böyle Noel havasını falan çok güzel yansıtıyor. Onun için böyle bir temayla gitmeye karar verdim. Ama dedim ki ya kapanışı güzel yapalım. Altın olacak falan filan. Hadi tamam, tema klasiklerden gideceksin ama ekstra bir şey katmak istedim.
Biz şey vardı ya böyle, bilmiyorum, küçükken ben çok düşerdim onları. 3 boyutlu kitaplar açıyorsun, böyle içinden şekiller falan yükseliyor. Böyle kabartmalı, kapatıyorsun, tekrar böyle büzüşüyor. Aslında origami harikası gibi bir şey yani. O kitaplardan böyle en basite indirgenmiş şekilde böyle açınca 3 boyutu çıkacak, hafiften kabaracak falan bir tasarım yapmak istedim. Onun için böyle bu katlamalı kağıdın üstüne çizeyim dedim. Bunu da böyle defterin arasına yapıştırdım. Açınca böyle 3 boyutlu gibi, akordeon gibi açılır diye düşündüm. Böyle bir tasarım yapacağım. Birazcık böyle önden denemesini falan yapmadığım için sadece kafamda olur ya falan filan, ne olur buluruz bir yolunu falan diye böyle rahat rahat geniş geniş daldığım için hafiften tırsıyorum ama güzel bir şey çıkacak, güzel bir şey çıkacak. Özgüven.com. Neyse, evlerimi çizdim, içlerini böyle siyah siyah dolduruyorum ki birazcık daha böyle 3 boyut kazansın, öne çeksin diye. Siz istiyorsanız direkt tek renk bırakabilirsiniz. Bu pencerelerin içini ruh hastası gibi tek tek kesebilirsiniz. Aklıma gelmedi değil, vallahi çok yapmak istedim. Hatta dedim arkaya böyle siyah bir kağıt koyayım tabana ya da yaldızlı bir kağıt koyayım. Direkt pencereleri keseyim, daha da 3 boyutlu dursun falan dedim ki Tuğçe kafayı yeme yani. 500 saat sürecek videoyu yapmak, böyle minik 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 keseceğim, tam benlik işler. Ama sonra bir de onun kurgulaması var, YouTube'a yüklemesi var. Uğraşmayalım dedim. Bunu şimdilik böyle bırakalım. Fikir olarak size sunayım. Hatta şöyle bir güzellik var. İstiyorsanız bundan böyle çok güzel yılbaşı kartı yapabilirsiniz. Aynı bu defterin arası yerine bir tane sert karton alıp ortasına bu çizimi eklersiniz. Böyle açılınca bu çıkar. Hatta orada pencere kesimi de yapabilirsiniz. Çünkü tek sayfayla uğraşacağınız için daha böyle şık, daha böyle gösterişli, gözü dolduran bir şey olabilir. Yani çok güzel bir Christmas kart fikri de vermiş oluyorum size aslında burada. Yani çılgınlar gibi orijinal değil ama bence tatlı. Bana böyle bir kart gelse, hele bir de el yapmasıysa, en güzeli bence el yapımı hediyelerdir. Çünkü sellerdir. El yapımı hediyeler veriyorum insanlara. Buradan da altını doldurayım yaptığım hareketin. Gerçekten bir insanın uğraşıp yaptığı, zamanını verdiği bir şey benim için her zaman çok daha değerlidir. İçinizde böyle düşünenler varsa bence aldığınız hediyenin yanına böyle minik bir kart, minik bir versiyonu yapıp iliştirseniz bile ya da arkadaşlarınıza bunu yapıp yılbaşı kartı diye gönderseniz bile çok tatlı, böyle yüz güldürürsünüz diye düşünüyorum. İsterseniz bana gönderebilirsiniz. Bakın iki videodur bana kart atın mesajı veriyorum. Artık birisi de adresimi sorsun. Kimse istemiyorum ya bana kart göndermek. Biraz uzak yaşıyorum, ondan böyle yapıyorsunuz. Neyse. Artık genel tasarım aslında yaptım yani, gördüğünüz gibi. Bir önceki çizdiğim evlerden çok farklı değil. Böyle bir Avrupa bari bir ev çizimi yapmıştım. Hangi videoda artık bilmiyorum gerçekten. Ama konsepte gayet uyduğu için çok böyle zor olmayan bir tasarım zaten. Yani herkesin de kolayca yapabileceği bir şey. Daha sonra böyle altından birazcık noktacıklar, datlar falan ekliyorum böyle üstüne birazcık daha parlak olsun diye. Sonrasında da bu evlerin kenarlarından böyle makasımla düzgünce kesiyorum. Hatta böyle buradaki bir kapıyı da keseyim dedim. İçimde kaldı, pencereleri kesemedim ya, en azından bir kapı kesilsin diye. Bakın böyle açtığımda şu şekilde duracak. Yani böyle defteri kapatınca, içine yapıştırdığımda, defteri açınca böyle bir görüntüsü olacak. Tam böyle dümdüz yapıştırmıyorum sayfaya ki o akordeon bu 3 boyutlu görüntüsünü korusun diye. Şimdi ilk olarak bunu bir tarafını yapıştırıyorum. Şöyle diğer tarafını üstüne kapatıp uhuluyup ve defteri kapatıp yapıştırıyorum ki tam olarak karşı sayfada nereye gelecek öbür ucu bileyim diye. Ve böyle açtığımda mis gibi istediğim şekilde, 3 boyutlu bir şekilde karşımda duruyor. Ben şimdi kalemimle bunun yanına bir tane çam ağacı gibi bir şey çizmek istiyorum. Tam olarak ne yapacağımı da bilemedim. Genelde böyle sonradan eklediğim şeyler hep çirkin oluyor. Bu da açıkçası içime sinmedi. Üstüne böyle yaldız maldız ekleyip kapatırım diye özellikle. Hatta böyle ekstra bir kağıtla bir daha mı yapsam falan dedim de o kadar böyle, şu an tabii siz hızlandırmış izliyorsunuz ama o kadar uzun sürdü ki şu evin böyle minik minik yapması. Bir de beyaz kalemim sağ olsun. Her iki saniyede bir tıkandığı için böyle ağzıma sokuyorum, çekiyorum, üflüyorum, sıcak suya batırıyorum, çıkartıyorum. Böyle bayağı bir işlemden geçiyorum. O kadar çok kimyasala maruz kaldım ki yani. Kalemin içindeki yarım rak gibi yemişimdir muhtemelen. Kenara uyduruk çam ağacımı yerleştirdikten sonra aşağıya December, Aralık diye başlığımı atacağım tabii ki de. Ne olur ne olmaz kafalar karışmasın, hangi ay olduğunu unutmayalım diye. Bunu böyle o kadar klasiğe bindirmişim ki aslında seneye belki birazcık daha değiştirebiliriz gidişatı. Böyle birazcık el yazısı gibi yana yatık yaptım. Birazcık böyle hafif el yazısı, hafif minimalist bir şey olsun istedim. Hani kocaman böyle Aralık yazısı çıksın istemedim. Daha sonra böyle etrafa beyaz kalemle biraz kar taneleri ekliyorum. Aslında bu ne güzel olurdu biliyor musunuz? Böyle minik minik pamukları alıp onlardan minik minik toplar yapıp ruh hastası gibi. Onları uflasanız böyle kartpostal yaparsanız mesela.
Ay inanılmaz güzel duru. Düşsenize o üç boyutlu pamuk pamuk kar etkisini. Ah karı çok özledim. Neyse bunu yaptıktan sonra şu alttaki yazıyı her zaman gibi beğenmedim. Beğenmedim hep bir şey oluyor zaten. Onun için böyle altın yaldızla geçeyim dedim de birazcık altın, yani altına birazcık daha yer verelim. Ne kadar yere altın sokuşturabilirsem o kadar sokuşturmaya çalışıyorum. Böyle altınla üstünden geçiyorum. Altta da bir siyah olmasa daha güzel yazardım. Siyah kapatmak için birazcık kalın yazmak zorunda kaldım ama böyle daha güzel oldu gibi. Bu noktada artık bu sayfamız tasarımı sona gelmiş bulunuyoruz. Şeye doyamıyorum ya kapatıp açmalara. Şuna bak Allah çok güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben bayağı düştüm. Çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Hadi Tuğçe'cim uzatma tamam hadi geçelim bir sonraki sayfamıza. Şimdi buraya klasik ayın koskocaman bir takvimini koyacağız. Bunun için takvimin günlerini bölerek başlıyorum. Bu arada şey yapalım mı sizle, şimdi bu ajandamın artık son 2-3 sayfası falan kaldı. Bir dahaki ayı buna yapmam muhtemelen Aralık'ta diyor, kafada dayanmış. Ocak'ta yeni başlangıçlar 2023 için yeni bir ajandaya başlarım diyorum. O zaman siz de böyle bir ajanda şey yapalım mı Turu? Daha önce bir kez yapmıştık bittiğinde. Öncekilerde ne kadar doldurmuşsun, neler yapmışsın Tuğçe'cim, ne minik notlar almışsın falan diye. İç dünyama minik bir bakış yapmıştık. Öyle bir şey tekrardan yapabiliriz isterseniz. Böyle bir video gelsin derseniz bana yazabilirsiniz. Bu arada bu sayfada da her zamanki gibi böyle kenarda bir köşe bırakmak istiyorum. Notları alacağım, başka şeyleri yazacağım. Geçen ayda söylemiştim ya size böyle farklı kağıttan bir bölüm bırakınca ayırt etmesi, onu not kısmı olarak kullanması daha hoşuma gitti diye. Onun için zaten bu kağıdı bu ajanda kullandığım için direkt bu kağıttan böyle sanki ev şeyle şeklindeymiş gibi kestiğim bir parça üstüne yapıştırıyorum. Üstüne de hani konseptten aşırı kopuk, aşırı yalnız. Ne oldu Tuğçe'cim ya? İyice kaydı. Seneye inşallah dilimizi birazcık daha geliştireceğiz. Böyle aşırı kopuk olmasın diye üstüne birazcık desenler ekliyorum. Kalem beni gerçekten çıldırtıyor ya. Neyse. Kaleme gömçüre geçirdim. Bir de, ama beyazlığı çok güzel ama ne yapayım işte. Neyse. Buraya fazla takılmıyoruz. Üstüne aslında şu an birazcık daha desen eklemek istiyorum ama içlerine notlar alınacağı için olabildiğince boş bırakmaya da çalışıyorum. Bana birazcık geçen sene yaptığım ajandayı hatırlattı. Onda da böyle yıldızlar, yılbaşı sözleri falan gene benzer bir tema yapmıştık ya ondan dolayı herhalde. Bu arada niye böyle oldu? 12'nin altına 20 geldi. Çünkü gerizekalı 8 tane bölge bırakmış. Benim için haftalar 8 gün. İyice bu kadar uçtum yani. Kendim karar veriyorum ya. Kendi takvimi oluşturuyorum. Hiç de söylemiyorsunuz ha Tuğçe niye 8'e böldün diye. Çok yalnızım ha. Şimdi ne yapacağım derken. Ve hala hesaplamaya çalışıyor bak. Şey yapayım önce şu rakamların üstünü altına bir kapatayım. Çareler tükenmez. Tamam. Birkaç bir yere daha altın koyayım da çok sırıtmasın diye. Şu kenardaki fazlalık kısmında da hemen yama yapıyoruz. Küçük hatalar yoktur, minik sürprizler vardır diye Bobras'a buradan bir selam gönderelim. Şurada da minik bir sincap vermiş diye bir kenara böyle bir şey yapıştırdım. Kurtardı gibi yani evet bu birazcık gökdelene dönmüş oldu soldaki ev ama oraya notlar falan alırım. Kendime işte gerizekalı Tuğçe bir hafta 7 gündür, hafta 7 gündür, hafta 7 gündür, hafta 7 gündür diye böyle 10 satır falan yazarım. Belki bir sonraki ajandamızda böyle hatalarla karşılaşmamız oluruz. Neyse bu altın üstünde yine tarihleri yazdıktan sonra bu sayfayı kurtardım aslında. Çok da büyük bir hasar olmadı gibi. Yani o şey oldu ya. Nasıl fark etmemişim yalnız. Kafalar nasıl gidikse, nasıl dağılmışsa, ne heyecansa bu yıl bitiyor diye böyle garip bir heyecanın içine girdim. Herhalde ondan falan kaynadı birazcık arada diye düşünüyorum. Buradan kurtarırız herhalde. Umarım beni birebir takip edip siz de 8 gün yapmamışsınız. Yaptıysanız da size buradan kocaman bir almış. Neyse bu noktada bir sayfa tasarımda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fena kurtarmadık. Neyse geçelim bir sonraki sayfamıza. Burada benim klasik işte alışkanlık takiplerim, kreatif idealarım, bu ay neler yaptım, neler yapacağım işte ders programlarım, projelerim falan her şey böyle karışık yazdığım alan bırakıyorum. Ama aylardır, yıllardır hatta değişmeyen bir alan var ki habit trackers yani alışkanlık takibi. Ama azalttım bayağı böyle. İlk olarak onun şablonunu hazırlayarak başlıyorum. Azalttım dedim aslında 4 tane var son birkaç aydır sürekli aynı şeyi takip ediyorum. İşte sağlıklı beslenme, spor yapma çünkü hala cidden bunu düzenli bir şekilde hayatıma geçiremiyorum. İşte bir ay oluyor sonra bir ay sonra bir yere gidiyoruz ya da misafir geliyor ya da işte birkaç aktivite üst üste oluyor. Böyle bir de olunca bir sürü şey bir anda oluyor. Sürekli bu düzenimiz bozuluyor. Yeme düzenimiz işte bir de o şeye düşünce hani güzel yemek yiyelim, bir şeyler içelim, güzel bir yerlere gidelim.
döngüsüne düşünce içinden çıkmak daha da zor oluyor. Şey oluyor ya, battı balık yan gider psikolojisi o kadar şey işlemiş ki içimize. Ya zaten dünyada bu ne yesek ne olacak, o bunu içtim zaten bir dersine tatlı gömçeliği falan diye böyle. İçinden çıkılamaz bir hal oluyor. Onun için bu alışkanlıkları takip etmek iyi geliyor bana. Onun yanında Maya Barış'ta kullandığım 3 boyutlu program. Sonrasında da dili ekledim. Çünkü tekrardan iki kez yapıp sonradan bıraktığım Portekizce derslerine devam etmem gerekiyor. Neyse, bunun altında da daha önce kullanmadığım bir alan bırakacağım. Haftalık takip. Bunun için de genel temaya da şey olsun, birazcık daha böyle uyum sağlasın diye. Ekstra bir kağıttan böyle ev şeklinde bir alan kesip onu ortaya yapıştırdım. Böylece hem yer kazanmış oldum hem de böyle şekil yapmış oldum aslında diyebilirim. Burada da gidip haftalık bir şekilde her hafta ne yapacağımı yazarım. İşte bu ay ne olacak? Birazcık daha çalışmayla işte... Bütün yılda attığım götümü toplamakla, yapmam gereken işleri artık yap Tuğçe'cim zorlamasıyla, yeni yıla fresh bir startla başlayayımla. Bir de işte Nicole şey dedik, hani Noel'e kadar, Noel'de zaten dana gibi yiyeceğimiz için Noel'e kadar böyle bir 4 haftalık şey yapalım, hani detoks yapalım, sadece sağlıklı beslenelim olabildiğince, hani düzenli spora gidelim en azından, hani 5-6 güne çıkartalım onu, yürüyüş olur, işte gym olur, işte tenis oynarız, ne olursa sadece düzenli hale getirelim falan dedik. Onun için böyle bir organize bir ajanda gerçekten işime yarayacak. Haftalık bir şekilde belki yemek tariflerini yazarım. Çünkü böyle şey var ya, haftalık yemek hazırlayan böyle ne ararsan o, çünkü TikTok'ta ve Instagram'da sürekli böyle sanat ve sağlıklı beslenme, işte yemek tarifleri, workout rutinleri falan var bütün keşfetimde. Orada böyle insanlar haftalık falan hazırlıyorlar. Ben genelde canım ne istiyorsa onu pişirip yediğim için bana uymaz falan diyordum. O içinizde var mı böyle önden pişirip bütün haftayı onu takip eden? Yani yapılabilitesi var mı, yoksa bu sadece hani Instagram şey gösterişi şeklinde mi? Bana yapanınız varsa yazarsanız çok sevinirim gerçekten. İyi bir şey olur, bana da motivasyon olur. Yapılabiliyormuş ya falan, sadece her şey internete göstermelik değilmiş diye. Kendimce çünkü öyle bir kafamda bir şey kurdum, içinden kurtulamıyorum. Neyse, yani burada bir haftalık planlayıcım olacak. Artık ne konuda ihtiyacım olursa onu planlayacağım. Bunun sağ tarafında da bir işte target kısmı olacak. Hani yıl bitmeden yapmak istediklerim, bu ay içine yapmak istediğim şey yazacağım. İşte bir tane dövmem var, aylardır yaptıramadığım, onu yazacağım muhtemelen. Şey, başka ne var? Şu an aklıma gelmedi gerçekten. Bir seramik parçalarım vardı başladığım, bitiremediğim. Onları falan yazacağım bakalım. Birkaç tane işle ilgili bir şey vardı. Onları falan yazarım. Hani artık temizlemem, sayfadan böyle ortadan kaldırmam gereken, ortadan kaldırmam gereken. Çok çelişkili konuşuyorsun Tuğçe'cim. Oradan kalkması gereken şeyleri yazacağım. Altta da Creative Ideas bölümü var. Başlıklarım o kadar ilginç, Elias'ı yapayım derken böyle eciş bücüşçe bir şey çıktı orada. Orada da işte genel video, iş, tasarım, her şeye ilgili Creative Ideas kısmım olacak. Birazcık böyle sayfa şey geldi, tasarım olarak çirkin geldi. Onun için altılarla ve beyazlarla toparlamaya çalışıyorum. Ama tabii ki de ilk sayfadaki o tatlışlık burada çok ortaya çıkmıyor. Fena değil ama çok bir alacası falan yok yani. Giriş sayfasında patlattım gerçekten. Yo ye ye. Etkisinden kurtulamamış. Onu çok güzel yaptım. Artık burada zaten ne yaparsam o tada ulaşabilecektim muhtemelen. Olduğu kadar diyorum. Bu arada geçen aylarda size şey söylemiştim hatırlarsanız. Bir ajanda çıkarayım mı, nasıl olur ajanda öde böde falan diye. Sonra bir tane takipine beraber hatta bir boş ajanda çıkarma fikrine falan girdik. Ama süre kısıtlaması o kadar şeydi ki, böyle sınırlıydı ki, o kadar ucu ucunaydı ki gene ben son ana bıraktığım için. Bu yıl muhtemelen yani şu anda çıkarmayıp erteleme kararı aldık sonrasında da. Yani ileride bir sketchbook ajanda karışım bir şey çıkartabilirim. Belki seneye de direkt iç dolu bir ajanda ile karşınızda olabilirim. Böyle sketchbook kafasına bir şey ister misiniz? O konuda size hiçbir şey sormamıştım galiba. Sorduysam kusura bakmayın, kendimi tekrarlıyorum ama... Böyle hani gramajı yüksek, 150 ile 200 gram arasında sert kapaklı, isterseniz ajanda isterseniz sketchbook olarak kullanabileceğiniz bir ürün şeyi var mı yani? Piyasada öyle bir açık var mı? Böyle bir ürüne ihtiyacınız var mı? Ne düşünüyorsanız bana söylerseniz çok sevinirim. Artık bu noktada gevezeliğimin ve ajandamın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize inanılmaz güzel bir yıl sonu ve yeni yıl diliyorum. Yeni yıl ajandası yaptığımda zaten onu böyle içten içte tekrardan dileyeceğim ama harika bir kapanış olur umarım sizin için de 2022 yılına. Kocaman kocaman öpüyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.